Merhaba, Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü açma yapacağım. Malzeme listemiz 2 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1,5 yemek kaşığı toz maya, 3 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığına yakın tuz. Yapım aşamasına geçebiliriz. Mayamızı ekliyoruz. Üstüne sütümüzü ekleyeceğiz. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Sütümüz ılık olacak bu arada. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Sırayla sıvıları içine dolduracağız. Şekerimizi koyuyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu arada 2 yumurta var. Birinin hakkı ayrılmış. 1 yemek kaşığı da tereyağımız var. Suyumuzu da ekledik. Bu yumurtamız. Bu da tereyağımız. Hepsini önce karıştırıyoruz. Püf noktası hamurun cıvık olması gerekiyor. Tuzumuzu da ekledik. Evet, bütün malzemeleri ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Yavaş yavaş ununu ekliyoruz. Unu elemiştim bu arada. O yüzden hızlı hızlı döktüm. Hamurumuz cıvık olması lazım. Cıvık olunca püf noktası orada oluyor. Yumuşacık, pamuk gibi oluyor. Yemeğe doyamazsınız. Evet. Biraz daha un ekleyeceğiz. Spatula ile karıştırırsanız daha iyi olur. Bu aşamadan sonra elimizle yoğuracağız. Hamur biraz ele yapışacak bir kıvamda olması lazım. Yumuşaklığı için. Güzelce yoğuruyoruz bu arada. Yoğurmamız gerekir yani. Hamurun yoğrulması daha iyi oluyor. Özdeşleşmesi için. Kenarlardan da alıyoruz. Yavaş yavaş unları ekleyerek. Dediğim gibi hamurun cıvık olması lazım. Evet, elimizi temizledik. Hafif sıvı yağladım. Bu şekilde dinlendirmeye bırakacağım. Cıvık hali gösterdim size şu an. Üzerini kapatacağız. Oda sıcaklığında 45 dakika, 1 saate yakın mayalamamız lazım. Oda ısısında olması lazım mayalama aşamamız. Üstünü bezle örtüyoruz. Evet, hamurumuz mayalandı. Yapım aşamasına geçebiliriz. Beze halinde alıyoruz, yuvarlıyoruz. Bütün bezelerimi yaptıktan sonra üzerine tereyağı bırakacağım. Evet, tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağı oda ısısında olması lazım.
Hepsine bırakıyoruz. Şimdi de açacağım. Elimizle açıyoruz. Yuvarlak haline getiriyoruz. Bu arada ikizlerim var. Kızımın eli oradan görünüyor. Evet, rulo haline getirip hepsini sırayla diziyoruz. Dinlenme aşaması oluyor. Hepsini yaptıktan sonra daha rahat sarabiliyorsunuz bunu yapınca. Evet, hepsini sardık ve yapılışına geçiyoruz. Şu şekli veriyoruz. Açma şeklini veriyoruz. Sara sara doluyoruz yani. Çok harika bir hamur oldu. Evet, şu şekil. Yumurta sarımızı sürüyoruz. Hepsini süreceğiz. Daha sonra fırına vereceğiz. Ve bu da dediğim gibi küçük kızım, ikizlerden biri. Onlar yapması olmaz. 180 derecelik fırınımıza veriyoruz. Alt üst kızarana kadar. Evet, bu da pişmiş hali. Servise alıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Yumuşacık pamuk gibi görüyorsunuz. Afiyet şifa olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.